ya da bir şeydense kısa sembol süresi çok kısa, bant genişliği çok yüksek. Değil mi? Böyle çok hızlı bir şekilde veri aktarıyoruz. Bunun yerine yani burası frekans, burası zaman olsun. Bunun yerine ne yapıyor bu? Bunu mesela dörde bölüyor. Şeyde dört kat uzamış oluyor. Tamam mı? Bu şekilde. Yani burada sembol süresi çok kısa. Burada sembol süresi uzuyor yani. Tamam mı? Sembol süresinin uzaması benim daha yavaş veri gönderdiğim anlamına gelmiyor yani. Tamam mı? Yine benim elindeki taralı alan aynı. Tamam. Yani daha sembol sürem uzuyor. Bir sembolü göndermek için gereken süre artıyor ama o sürede o kadar misliyle sembolü paralel olarak gönderebiliyorum. Mesela burada 1, 2, 3, 4 sembolü paralel olarak gönderebiliyorum. Şimdi bunun burada bir ikisinin birbirine bir avantajı üstünlüğü yok gibi gözüküyor yani. Veri hızı açısından kabaca bir üstünlüğü yok gibi gözüküyor ama geniş band kanallarda, şurası geniş bantsa, geniş bandın tanımı değişir. Ama günümüzde 20 MHz, değil mi? Geniş band bir kanaldır. Böyle bir kanalda kanalın geçirgenliği frekansa bağlı oluyor. Frekansa bağlı oluyor. Ve bu bizim önceki chapter'da CF olarak adlandırdığımız şey frekansa bağlı bir şey ve bu ISI yaratıyor, ISI. Semboller arası girişime gereksinim duyuyor ve böyle bir geniş kanalda alıcıda equalization yapmak gerekiyor yani. Evet. Oysa ki bunu böldüğümüz zaman her bir kanal neredeyse düz sönümleniyor. Bu kanalların her biri düz sönümlenen bir kanal. Dolayısıyla ISI neredeyse yok. Hiçbirinde ISI olmuyor. Efektif olarak yani iki teknoloji, bir, iki, benzer veri hızlarına sahip olsa da ikincisi daha basit. Yani kanal denkleştirici gerektirmemesi sebebiyle alıcı yapısı basitleşiyor yani. Kanal denkleştirilmesine gerek kalmaz. Devam edelim. Evet. Şimdi veri hızı R olsun, band genişliği B olsun. Tutarlılık bandı diye bir şey var. Tutarlılık bandı. Yani şuradaki şeyde tutarlılık bandı böyle bir şey değil mi? BC. Hani kanalın yaklaşık olarak sabit olduğu bir frekans aralığı. Hani bu kanal şu kadar frekans aralıklarına baktığımız zaman yaklaşık olarak sabittir diyebileceğimiz bir değer. Tutarlılık bandı. Coherence bandı. Coherence band. Ve bu coherence band'i toplam band genişliğinden kısaysa o zaman frekans seçici sönümlenme diyoruz buna. Coherence bandwidth'in yani bu frekans alanında coherence bandwidth olarak tanımlanan şey zaman alanında neye karşılık geliyor? Kabaca kanal saçılım süresine karşılık geliyor. Yani ben zamanda şöyle bir sembol gönderdiğim zaman bu böyle uzuyor, değil mi? Gecikmeli giden versiyonları etraftan yansıyan, binalardan yansıyan aslında şöyle yani ben böyle bir şey gönderiyorum. Bu ekolar yapıyor yani böyle. Gecikmeli halde gelen sinyal versiyonları var. İşte bu
gecikme miktarını yansıtan bir değer bu. TM. Delay spread diyelim. Delay. Evet. Yani bu bir kablosuz haberleşme dersi olsaydı burada biraz daha üzerinde dururduk. Bunun nasıl hesaplandığını, ama bu derste gerek yok. Sonuç olarak kanalın ne kadar süreyle saçılmaya devam ettiğini yansıtan bir değer bu. Ve bu kabaca tutarlılık bandının tersi. Tamam mı? Evet. Yani kanal ne kadar uzun süre saçılmaya devam ediyorsa tutarlılık bandı o kadar küçülüyor. Ne kadar uzun süre TM arttıkça BC küçülüyor ve daha da böyle frekansta daha değişken bir kanal haline geliyor. Bu durumda bu şeyde işte ISI oluşuyor. Yani. Biz ne yapıyoruz? Kanalı N eşit parçaya bölüyoruz. Tamam mı? N eşit parçaya bölüyoruz. Yani BN eşittir B bölü N. Veri N adet paralel veriye ayrılır ve ayrıca kilitlenir. Her birinin veri hızı R bölü N olur. Yeni sembol süremiz eskisinin N katına çıkar. Tamam mı? 1 bölü BN. Bu yeni sembol sürem tutar kanal saçılım süresinin delay spread'ten çok daha büyük bir süre artık. Yani sembol sürem uzadı. Şey ona göre çok küçük kaldı. Saçılım süresi. Yani bu burası TN. Burası TM. Tamam mı? Hocam bu veri hızı düşmüyor muydu? Efendim? Veri hızı düşmeyecek miydi? Evet. Pardon düştü zaten. Tamam benim hatam. Evet. Evet. Tamam. Şimdi bu böyle. Tamam mı? Bunun bir sakıncası var mı ilk etapta? Şöyle bir sakıncası var. Yani bu çok taşıyıcılı sistemi nasıl kuracaksınız? Bu nasıl bir sinyal olacak? Yani eğer şöyle olacaksa bu böyle sanki hani AM radyo kanalları gibi arasına böyle boşluklar koyarak hani birbirine karışmasın diye böyle mi yapacağız yani? Böyle yapacaksak kötü yani. Çünkü kanal sayısı arttıkça aradaki boşluklar sebebiyle kullanamadığımız hani frekansın boşa gittiği takım aralıklar. Tabii raise cosine kullandığımız için oradan da bir kullandığımız band arttı. Beta raise cosine'ın roll-off faktörü. Epsilon bizim aralara koyduğumuz guard bandler. Şurası beta, orası epsilon. Ne oldu o zaman? Bayağı fazladan band genişliği kullanmak gerekti. Hocam genel kültür gibi bir soru soracağım da. Mesela biz radyoyu dinlerken böyle radyo aralarında geçiş yaparken kanallarda böyle cızırtılar vardı. Bunlar guard bandlere mi denk geldiğini gösteriyor? Geçiş yaparken? Evet. Yani. Yok. Yani o geçiş yaparken sen neyi değiştiriyorsun? Osilatörünün frekansını değiştiriyorsun değil mi? Yani böyle MT çarpı kosinüs 2 pi FCT tamam mı? Bu AM radyo yayını. Bu ses sinyali. Bu da taşıyıcı. Tamam, bu mesela 1 MHz olsun. Bu alıcıya geliyor. Alıcı da FL local oscillator'ımla çarpıyorum. Low pass filter'dan geçiriyorum. Burada ben radyo yayınını elde edebiliyorum, tamam mı? Bunun neye eşit olması lazım? Bu radyo yayını dinleyebilmek için. Benim orada ayarladığım değer mi olacak? Aha, o FC'ye
BC olmalı değil mi? Çünkü bana bir sürü şey geliyor. Yani bu FC1 olsun. Benim antenime bütün radyo yayınları geliyor. Değil mi? Evet. Üçüncü radyo yani bu 1 MHz olsun. Bu 1.1 MHz olsun atıyorum. Bu 1.2 MHz. Tamam mı? Yani ben hangisini dinlemek istiyorsam yerel osilatör, o tuning düğmesini çevirdikçe yerel osilatörün frekansını değiştiriyorum. Yani ben şunu dinlemek istersem onu ayarlıyorum 1.1 MHz'i. Bunu yakalamış oluyor. Diğerleri low pass filter'dan geçemiyor zaten. İşte bunu ayarlarken hani 1 MHz ile 1.1 MHz arasında bir yerden mesela 1.05'ten geçerken orada hiçbir radyo yayını yok ya. Evet. Orada white noise'u yakalıyorsun yani. Evet. O yüzden cızırt oluyor. Tamam böyle. Evet. Şimdi bu örneklere bakmıştık. Delay spread TM eşittir 20 çarpı 10 üzeri eksi 6. Buradan coherence bandwidth yaklaşık olarak 5 çarpı 10 üzeri 4. Yani 50 kHz. Kaç tane subchannel? Genelde 2'nin kuvveti yapıyoruz değil mi? Yani 64, 256, 128, 1024, 2048 gibi. Yani mesela ne eşittir 64 olsa BN eşittir 10 üzeri 6 bölü 64 15.625 kHz. Evet, bu kanalın bant genişliği, alt taşıyıcının bant genişliği kanalın tutarlılık bandından küçük. O zaman fena bir tercih olmadı, değil mi? Böylece yaklaşık olarak flat. Ama yani çok küçük olmasını istiyoruz yani. BN çok küçüktür BC'den istiyoruz. O yüzden bundan çok küçük değil. Yani küçük ama çok küçük değil. O yüzden mesela 256 diyelim. 156 parçaya bölelim. 3.9 kHz. Evet, bu 50 kHz'den çok küçük. Yani onda birinden daha küçük yani. Bizim bir şeyden çok küçük olması şeyimiz genelde hani devre derslerinde de böyle. Onda birinden daha küçükse çok küçük oluyor. O zaman en eşittir 256 yeterli. How many subchannels sorusu 256 yeterli. Evet. Şimdi bir multi carrier sistem. Sembol sürem uzamış hali bu. 0.2 milisaniye. O zaman BN ne oluyor? 5 kHz. Bir alt kanalımın, subcarrier'ımın şeyi 5 kHz. En eşittir 128'miş. Toplam band genişliği nedir diye soruyor. Yani raise cosine beta 1 bir de guard band epsilon 0.1 faktörleri yani bir kendisi bir de roll-off'tan geliyor. Artı bir 0.1 katı da şeyden bundan 128 ve 5 kHz. Bundan 128 tane var. Bu da 1.344 MHz band genişliği gerektiğini gösteriyor. Eğer böyle bir multi-carrier yaparsak yani aralarda boşluklar yani kanallar örtüşmesin diyorsak. Böyle bir çok taşıyıcılı sistem gelen veriyi paralele çeviriyorsun. R bölüne R bölüne. QAM modüle ediyorsun. Bir pulse'la çarpıyorsun. Değil mi? Aslında 8. chapter'da gördüğümüz şeylerin kopyalanmış hali değil mi bu? Hani ne orada da böyle yapmıyor muyduk? Bitler geliyor. Bunları QAM sembollerine çeviriyordum. Bir pulse'la çarpıp bir de banda taşıyordum. İşte sana şey,
sayısal haberleşme. Sanki bu yöntem bunun kopyalanmış gibi. Sadece farklı frekanslar olduğu için F0, F1, FN-1 birbirine karışmamış oluyor. Bunları toplayıp basıyorum kanala. Alıcı ne yapıyor burada? Her bir kanalla şey yapıyor. Her bir alt taşıyıcıya gelen sinyalleri böyle N tane çok keskin filtrem var. Kanalları ayrıştırıyor. Demodüle ediyor. Bitleri çıkartıyor. Bunları tekrar ucucu ekliyor. Tamam mı? Bu şekilde çok taşıyıcılı iletim yapılabilir. Ama ne dedik? Bu verimsiz. Verimsiz yani. Çünkü bir kere karışmaması lazım olduğu için yani örtüşmemesi gerekir dediğim için en başta aralarda boşluklar barındırmak zorundayım. Onlar boşa gitmiş oluyor. Ayrıştırmak için keskin filtreler gerekiyor. Bakın burada N tane keskin filtre lazım yani. Bunlar hep pahalı şeyler. Dolayısıyla bu çok iyi bir çok taşıyıcılı yöntem olmadı. Kanallar örtüşebilseydi o zaman yani örtüşecek ama hala ayrıştırılabilecek. Değil mi? Yani mesela sinüsle kosinüs gibi değil mi? Sinüs ve aynı frekansta bir kosinüs. Bunlar örtüşüyor değil mi? Şeyde. Zamanda da frekansta da örtüşüyor bu sinyaller. Ama bunları ayrıştırabilirim. Çünkü birbirine dikler. İşte böyle sinyaller bulacağım. Onlarda önce gördüğünüz üzere aynı FSK'ya benziyor. FSK gibi. FSK'da ne yapıyorduk? Mesela 0 göndereceksen F0 frekansı. 1 göndereceksen F1 frekansı. Ama bunlar birbirine dik olacak. Kosinüs 2pi F0'de. Kosinüs 2pi F0'te. Kosinüs 2pi F1'te. Bu sinyaller birbirine dik olacak. Burada da öyle. Pardon arkadaşlar. Evet. Ne yapıyoruz? Bunları bir bölü 2 2 pi parantezine 2 f 0 artı i artı j t n artı 1 bölü 2 çarpı kosinüs 2 pi i eksi j bölü t n. Burada fi j de var. İ eksi fi j var. Evet. Şimdi bunun integrali yaklaşık olarak sıfırdır. Çünkü bu çok yüksek frekanslı bir sinyal. Yani bir tn kadar uzun bir sürede bu integrali yani ne kadar pozitif döngü yapacaksa o kadar da hani diyelim 10 bin tane pozitif döngü yapacak. 9999 tane negatif döngü yapacak yani bu sürede. Sonuçta artılar eksileri büyük ölçüde götürecek. Ve bunun integrali sıfır çıkacak. Geri kalan da bu. Bu da nedir? Tamam. Evet. Tamam. Bu eşittir sıfır. İ eşit değildir J için sıfır çıkar. Tamam. Çünkü TN koy buraya. T
T yerine büyük TN koy. Sinüs 2πk gibi bir şey çıkar. 0 koy. Sinüs 0 çıkar. Değil mi? Dolayısıyla bunlar birbirine eşittir. Dolayısıyla bu integral 0'dır. Yani birbirine dik olur. Eğer F1 eşittir F0 artı 1 bölü TN. F2 eşittir F0 artı 2 bölü TN. Diye gidiyor yani, tamam mı? Bu şekilde yaparsam yani frekanslar arası mesafeyi sembol süresinin tersi şeklinde yaparsam bu alt taşıyıcılar birbiriyle ayrıştırılabilir. Yani ortogonal olur. O zaman birbiriyle örtüştürebilirim. Örtüştürebilirim böyle. Örtüştürebildiğim için de sadece sonlarda, yani şunlar örtüştüğü için bir zararı yok artık. Sadece şu kısımlar ekstra ihtiyaç duyuyorum. Onu da böyle yazıyorum. O da zaten önceki örnekten gidersek 128 çarpı 5000 çarpı 5000 eşittir 645.5 kHz. Öncekinin yarısından daha az bant genişliği gerekti. Evet. Kitabını, bu Goldsmith'in chapter sonundaki ilk problemde şeyi soruyor. Eğer şu faz tutarlı olsak, mesela şunlar olmasaydı, bunlar biliyorsunuz, bunlar aslında bilgi taşımıyor şu. Bu tamamen alıcı ile verici arasındaki osilatör farkı, faz farkı yani. Hani phase lock'luğu kullanmadığımız zaman ortaya çıkan bir şey. Eğer o olmasaydı aslında delta F eşittir 1 bölü 2 TN yeterli olurdu. Yeterli olurdu. Ama o olduğu için bu iki kat şeyi kullanıyoruz. Evet. Kendiniz gösterebilirsiniz. Yani şu aynı şurada yaptığım hesaplama gibi. Şunu kaldıracaksınız sadece. Onu kaldırdığınız zaman ne olacak görebilirsiniz. Evet. Şimdi kanallar örtüştüğü zaman evet. Pardon. Şimdi bu tamam mı? Bu sembol, bu faz, yani bu da taşıyıcı. Gürültü ve kanal etkisini şimdilik ihmal edelim. Ve şöyle alıcıya gelen şey J eşittir sıfırdan N eksi bir, yani bütün alt taşıyıcılar için SJ, SJ, şöyle şey yapalım. Bu gelen, alıcıma gelen şey çok taşıyıcılı. Ben bunun bir kolun, bir koldan şununla çarpıyorum. Değil mi? Korele ediyorum yani. Correlator. İntegralini alıyorum. Evet. İntegralini alıyorum. Tamam mı?
Bu da nedir? Şöyle toplamı dışarı alalım. SC'yi buraya alalım. İntegral G kare T kosinüs 2 pi F0 artı J bölü TN çarpı T artı pi J çarpı kosinüs 2 pi F0 artı I bölü TN T çarpı fi i dt şeklinde. Tamam. Bu da nedir? Şu şey. Sadece i ve j eşit olduğu zaman sıfırdan farklı bir şey çıkar. Değil mi? Bu delta i'nin ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? J eşittir i olduğu zaman 1, geri kalan da 0. Değil mi? Eşittir T i. S i şapka eşittir S i. Tamam. Yani burada şu şekilde yapılan şeyi yapmış oldum yani. Tamam mı? Yani burada kanal ve gürültü etkisini yok ettiğim zaman görüyorum ki ben bunları paralel olarak gönderebiliyorum ve alıcı da hiç karıştırmadan hepsini geri elde edebiliyorum. Nasıl yapabiliyorum bunu? Ne sayesinde? Kullandığım frekanslar birbiriyle aralıkları sembol süresinin tersi kadar olduğu için bunu yapabiliyorum. Buna kanal ve gürültüyü de eklediğimiz zaman kanal flat fading olduğu için neden flat fading söyleyin? Biliyor musunuz? Neden flat fading? Baştan beri ne anlatıyorum ben ya? Neden flat fading? Herkes gitti mi? Kimse yok mu orada? Buradaydı hocam ben. Yani neden cevap vermiyorsunuz ya? Neden flat fading bu? Anlamadıysanız sorun yani. Kimse dinlemiyor mu? Ben o zaman devam ediyorum. Şimdi çok çok taşıyıcıda olmanın diğer bir faydası şu. Kanal değişken olduğu için frekansa göre her bir alt taşıyıcıda farklı bir sönümlenme var. Tamam mı? Bu şekilde. Yani mesela burada farklı bir QAM kiplemesi, burada farklı bir şey, bu kanalda farklı bir şey yapabiliriz. Bu kanala harcayacağım gücü artırabilirim. Mesela şu kanal zayıf. Burada kanal zayıf. Buraya daha fazla güç aktarabilirim. Değil mi? Veya burası zaten kötü deyip tamamen bırakırım. Buraya aktaracağım gücü buralara aktarırım. Tamam mı? Biz bunu görmedik ama bir tane kanal hani şu BN buradaki SNR kanal kazancı çarpı oraya aktardığım güç bölü gürültü. Bu SNR tamam mı? SNR. Shannon
kapasitesine göre de bir alt taşıyıcıda erişebildiğim veri hızı additive white Gaussian noise kanalı için, ki bu da öyle bir kanal. SNR'ı 1 ile topla, logaritmasını al ikilik tabanla. Sonra kanalın band genişliğiyle çarp. Bits per second olarak erişilebilir kanal kapasitesi. Achievable rate deniyor. Şuraya da bir şey unutmuşum. Yani maximum i eşittir 0'dan n eksi 1'e. Hani bütün alt taşıyıcılardaki toplam achievable rate'i maksimize etmek istiyorum. Such that bu kanallara harcadığım toplam güç belli bir değeri aşamaz. Tamam mı? Yani bu constraint optimization problem yani, tamam mı? Kısıt altında optimizasyon yapıyorum. Burada da power'ı, yani bu P1, P2, P3, yani P0, P1, nokta nokta, Pn-1. Bunları optimize ediyorum, tamam mı? Böyle bir şeyde burada bir Lagrange multiplier yapıyorum. Artı lambda çarpı böyle bir şey. Bunun türevini alacağım sonra. Sıfıra eşitleyeceğim. Bütün i'ler için. Neden türevini alıp sıfıra eşitliyorum? Çünkü maksimizasyon problemi. Maksimizasyon için değil mi? Öyle yapıyorum. Tabii bir de lambda var. Yeni bir değişken ekledim problemi. Lambda bir tür price, yani price gibi bir şey. Yani bu P'lerin toplamı bizim güç bütçemizi aşarsa oradan bir price bedel ödeyeceğim. O bedelin sıfır olması lazım. Sıfır bedel ödemem lazım. Ona göre lambdayı ayarlayacağım en son. Neyse, bunun PI'ye göre türevini aldığım zaman elen x'in türevi 1 bölü x'tir. Evet. Şimdi şunu sileyim. Bütün iyiler için. Böyledir. Evet. Bunu birazcık daha düzenleyeyim. Birazcık daha. Burada bir artı işareti var. Bakın. Şimdi açıklayacağım. Bu artı şey demek, güç negatif olamaz ya, hani şu çıkan sayı negatif olursa sıfır alacağım. Oraya artı koymak o demek. Yani bu parantezin içi negatif olduğunda sıfır veriyor bu işlem. Pozitif olduğunda kendi değerini veriyor. Yani sonuç olarak burada lambdayı, pardon,
lambdayı ayarlayacağım, tamam mı? Her bir, mesela bir lambda değeri vereceğim. Veriyorum. Sonra güçleri hesaplıyorum. Toplamları P'den büyük çıkarsa lambdayı biraz artırıyorum. Ta ki güçlerin toplamı P'ye eşit olana kadar. Bu şekilde bunu kendiniz mesela MATLAB'da yapabilirsiniz. Kendiniz değerler verip yapabilirsiniz. Yani sonuç olarak böyle literatürde bunlar, bundan 10-15 sene önce çalışılmış şeyler. OFDM alt kanallarını her birinde hangi modülasyon kullanılacak, hangi, ne kadar güç verilecek, bunları optimize etmek mümkün. Bir bakalım şimdi bir iki soruya. Coherence bandwidth'imiz 10 kHz. Symbol time 10 çarpı delay spread olsun diyor. Delay spread'i hesaplayalım hemen. Delay spread nasıl hesaplanır? Zaten söylemiştim burada. 1 bölü coherence bandwidth. Yani 10 üzeri eksi 4 saniye. 10 üzeri eksi 4 saniye. O zaman TN eşittir 10 TM olduğuna göre 10 üzeri eksi 3 saniye olmalıymış. Tamam. A şıkkı, pardon. A şıkkı tamam. Evet. Şimdi bu A. B şıkkı. 128 tane sub channel var. Raised cosine beta eşittir 1.5. Beta 1.5 o. Neyse. Bir de 0.1 guard band var. Yani 128, ha, önce şöyle. Bn eşittir 1 bölü tn eşittir 10 üzeri 3 Hz. Tamam mı? Toplam band genişliği de 10 üzeri 3 çarpı 128 artı 1.5 artı 0.1. Evet. Yanlış yaptım, pardon. Bir artı 1.5 artı 0.1 evet, çarpı 1.5 değil mi? (33 kHz band genişliği. Overlapping carriers olduğu zaman B eşittir 5000 çarpı 128 artı 1.5 artı 0.1. 129.6 yaklaşık olarak, evet, yarıdan da az. Evet. Şöyle (12.4) yapabilecek miyiz bakalım. 0.5 MHz band genişliği var. Data rate de 0.5 megabit bölü saniye. Delay spread 10 mikrosaniye. Non-overlapping channel olduğu zaman how many subcarriers? Delay spread 10 üzeri eksi 5. O zaman coherence bandwidth yaklaşık olarak 100 kHz. Tamam mı? TS eşittir
Burada sanırım bir notasyon hatası var. TN eşittir TM olsun demiş. Yani o zaman BN eşittir BC olur. 100 kHz olsun. Oradan da N eşittir 0.5 MHz bölü 100 kHz eşittir 5 olsun diyor. Her bir subcarrier'da yani RN eşittir R bölü 5 eşittir 100 kbps değil mi? Nereden buldum? 0.5 Mbps'ti. 5'e böldüm. 100 kbps. Bunu sanırım buraya geçiyorum. Çünkü görmediğimiz şeyler var. Yani kablosuz haberleşme ile ilgili. Bunları şimdilik geçiyorum. Şimdi gerçeklemeyi yapacağım. Bunu nasıl gerçekleyeceğim? Aslında bunu örnek alırsam, bu yani şurada yaptığım continuous sinyal, şurada şu var ya, bunun örneklerini alırsam belli aralıklarda, bu aslında bir tür discrete Fourier transform oluyor. Discrete Fourier transform oluyor. Tamam mı? Evet. Bir de inverse discrete transform var. Şunu unutmuşum I'sını yazmayı. Evet. Burası inverse discrete Fourier transform. Orada pozitif şey değil mi? Bu şekilde. Bunun bir algoritması var. Fast Fourier transform deniyor. FFT. Bu durumda da N eşittir işte 64, 156, işte 512, 1024 yapmak daha mantıklı oluyor. Yani ikinin kuvveti yaparsanız daha şey oluyor. Bir bu var gerçeklemeyle alakalı. Şimdi mesaj continuous sinyal, sürekli sinyal kanaldan geçerken evrişim oluyor değil mi? Kanalın dürtü tepkisiyle. Örnekleme sonucunda oluşan şey, yani alıcıda bunu örneklediğimiz zaman bu discrete bir convolution oluyor değil mi? Evet. Bir de şey var, dairesel evrişim, circular convolution. Dairesel evrişim, yani bu neydi? Normal evrişim. Bu normal evrişim. Dairesel evrişimde şuraya bir modülo işlemi yapılıyor değil mi? Mod n. Mod büyük n oluyor. Neden böyle bir şeyden bahsettim şimdi? Çünkü benim burada işime yarayacak şey şu. Zaman alanında evrişim frekans alanında çarpıma eşittir. Yani bu kural benim OFDM'de çok işime yarıyor. Ama DFT'de tam olarak kural böyle değil. Zaman alanında dairesel evrişim frekans alanında çarpıma eşit. Dairesel evrişim frekans alanında çarpıma eşit. O zaman benim bir şekilde bunu düzgün gerçekleyebilmek için kanalın yaptığı evrişim işlemini ben bir şekilde dairesel evrişimmiş gibi göstermem lazım. Onu birazdan değineceğim. Eğer onu başarabilirsem alıcıda DFT aldığım zaman şunları elde etmiş olacağım. Kanalın frequency response. Yani bu şey o daha önceki şey yani şu yani tamam mı?
direkt bu çarpımları elde edeceğim. Daha sonra aldığım şeyi y'yi h'ye böldüğüm zaman ne yapmış olurum? Şunu elde etmiş olurum, tamam mı? Yani artı gürültü diyelim. Yani artı gürültü desem daha iyi olur. Yani gürültü de yeteri kadar küçükse bunu gayet güzel şey yapabilirim. Evet, o dairesel evrimden bahsedeceğim ikinci saatte. Soru çözeceğim. OFDM'den bahsedeceğim. OFDM'in matris gösteriminden bahsedeceğim. Bir takım OFDM'in zorluklarından bahsedeceğim. Bu şekilde, ama bu saatlik bu kadar yeter. Bir 10 dakika ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Bunu da yukarıdan yazalım. Yazalım. Toplamların, toplam işaretlerinin yerlerini değiştirelim. Yaptım. Geri al yapın hocam, orada vardı sanki. Şey yaptım ama onu alırsam başka şey oluyor. Neyse. Neyse. Silgiyi kullansanız bu obje gibi hocam. Bence bir yerine dokununca silinir gibi. Neyse ya. Evet. Toplamların yerlerini bilmeden önce ilk 3 noktaların yerlerini değiştireyim. Bir n eksi m mod n evet bu şey x1 dft k çarpı e üzeri eksi j 2 pi k m bölü n oluyor. Yani sonuç olarak buraya buradan devam edeyim. Bu da DFT formülünden. Böyle oluyor. Yani zamanda dairesel evrişim frekansta çarpıma eşit oluyor. Yani bu mesela xk olsun. Bu hk olsun. Bu da yk olsun. Bu da biliyorsunuz kanalın frekans tepkisinde k öncü frekansa karşılık gelen alfa k kare, değil mi? Düz sönümlenme, çünkü her kanal dar bant olduğu için düz sönümlenme sadece bir sayıdan ibaret oluyor. Her kanalın sönümlenmesi. Bu bir karmaşık sayı olabilir. Kare olmayacak. Sadece bu alfa olacak. Evet. Bu şekilde. Dolayısıyla alıcıda ben DFT'yi alırsam ne yapıyorum?
convolution'ı çarpıma haline getirmiş oluyorum DFT alırsam. Sonra da H'yi biliyorsam eğer, bilebilirim bu H'yi. Önceden ölçebilirim çünkü. Ölçtüğüm o sayıya bölerim, X'i bulurum. X'i bulurum orada. Ama tek burada problem, benim kanalım, herhangi bir kanal circular convolution yapmıyor. Yani normal convolution yapıyor. Bunu circular convolution yapmış gibi göstermenin yolu cyclic prefix adında bir şeyi eklemek sinyale. Yani şu benim OFDM sembolüm, yani multi-carrier, herhangi bir multi-carrier şeyim. Şuradan alıp şunu şuraya eklersem, kopyalayıp, yani sonuç olarak normal convolution, normal evrişim bu. Direkt DFT uygularsam çarpım elde edemem. Çünkü bu dairesel evrişim değil. Normal evrişimi dairesele çevirmek için çevrimsel örnek, cyclic prefix kullanıyorum. Şimdi bu kanalın uzunluğu, impulse response'ı mu artı bir uzunluğunda olsun, tamam mı? Mu artı bir örnek. Yani OFDM sinyalim n örnekten oluşuyor. Kanal mu artı bir örnek süresince olsun. Ben bu durumda bu n örneğin son mu artı birini alıyorum. Buraya başa kopyalıyorum. Ondan sonra gönderiyorum. Cyclic prefix. Tamam mı? Son mu artı bir elemanını, pardon, son mu artı bir elemanını baş tarafa kopyalıyorum yani. Evet. Bu durumda işte ben bunu, bu şey oluyor artık. X bar n olsun. Bu kanaldan geçtiği zaman, kanaldan geçtiği zaman oluşan şey aslında normal xn'in circular convolution kanalla eşit oluyor. Yani cyclic prefix ekleyip kanaldan geçirdiğim zaman eklenmemiş normal OFDM sembolü sanki kanalla dairesel evrişim yapmış gibi oluyor. Evet. Bunu yaptım zaten. Önceki şeyde vardı. Evet. Bu şeyin DFT'sini alırsam XK, HK olur. Daha sonra bunu H'ye bölersem XK'yı bulurum. Tabii ki bir gürültü de var. Artı gürültü, değil mi? Şimdi alıcı yapısı basitleşmiş oldu yani burada. Equalization, bu one tap equalization deniyor buna. Bir tap'li. Biliyorsunuz 40-50 tap bile olabilirdi. Geniş band bir şeydi, değil mi? ISI çünkü sembol süresi çok kısa. Şey de ona göre epey uzun. Kanalın saçılım süresi. Ama ben sembol süresini uzattım. Kanalı dar banda bölerek, dar bantlara. Ve ISI'yi da yok ettim. ISI olan kısmı da cyclic prefix kullanarak elimine etmiş oldum. Alıcı yapısı da basitleşmiş oldu ayrıca. Tek bir dezavantajı var. Şunu buraya ekleyince biraz zamandan kaybetmiş oldum, değil mi? Burada ekstra güç, enerji harcıyorum ve zaman kaybediyorum. Ama o ona yapmaya değiyor yani sonuç olarak. Evet. Bir megahertz OFDM roll off olmasın. Guard band de yok. Single carrier olsaydı
10 üzeri eksi 6, yani 1 mikrosaniye olacaktı sembol süresi. Ama kanalın gecikme yayılımı, saç alımı 5 mikrosaniye. Yani 5 sembol süresi kadar uzun bir şey olacaktı. There would clearly be severe ISI. OFDM. 128 OFDM yapalım. Dolayısıyla sembol süresi 128 mikrosaniye oldu. Cyclic prefix de 8. Yani DP süresi 8 çarpı 10 üzeri eksi 6. Yani 8 mikrosaniye. T ne eşittir? 128 çarpı 10 üzeri eksi 6. Yani 128 mikrosaniye. Tamam. O zaman T OFDM eşittir 128 artı 8. 136 mikrosaniye. Tamam. Şimdi 16 QAM kullan diyor. Yani bu kaç bit bölü şey oldu? Her şeyde, her subcarrier'de kaç bit gönderebiliyorum bu sayede? 16 QAM olduğu zaman. 4 bit. 4 bit. O zaman toplam 4 çarpı 128 bit bölü OFDM sembolü. Bir OFDM, şimdi 4 çarpı 128 OFDM sembolünün süresi de 136 çarpı 10 üzeri eksi 6. Yani 3.76 megabit bölü saniye. 4 olmadı değil mi? 4 olamadı. Neden 4 megabit bölü saniye olamadı? Neden 4 olamadı da biraz daha düşük oldu? Söyleyelim. Hocam burada prefix ekledik mi biz? Ekledim. Evet. Şimdi 8 mikrosaniye cyclic prefix. 128 mikrosaniye normal prefix olmadan uzunluk. Topladım. 136 oldu. Değil mi? Ben bu 136 mikrosaniyede 128 tane subcarrier'ı paralel olarak gönderiyorum. Her birinde de 4 bit gönderiyorum. 3.76 megabit per second oldu yani. Cyclic prefix yapmasaydım 4 olacaktı tam olarak. Değil mi? Ama cyclic prefix koymak zorundayım. Neden? Çünkü az miktarda ISI var. Onu da elimine etmiş olacağım. Yani alıcı yapısını basitleştirmiş olacağım. Ayrıca convolution'ı circle convolution gibi göstermiş olacağım. Alıcı da DFT aldığında, birazdan göstereceğim, aldığında çarpıma dönüşecek. Kanala böldüğüm zaman. Evet. Şimdi OFDM'i o zaman şey yapalım. Şöyle diyelim, 128 olsun, tamam mı? 128 tane sembol göndereceğim. QAM sembolü. Seriden paralele çevirdim. Bu QAM sembolü. Bu da başka bir QAM sembolü. Bu da başka bir QAM sembolü. Şöyle gidiyor değil mi? Bunların inverse FFT'sini alıyorum. Inverse FFT'yi hatırlayalım. Evet. Şu. Inverse FFT'sini alıyorum. Daha sonra bunları tekrar birleştiriyorum. Üst üste koyuyorum zamanda. Son, yani bu 128 örnekli bir sinyal oluyor, tamam mı? 128 örnekli. Son, bunların son mu tanesini alıyorum, başa koyuyorum. Cyclic prefix. Daha sonra bunu, bu discrete bir sinyal şu anda. Discrete time. Bunu continuous time'a çeviriyorum. Digital analog converter'dan. Daha sonra da taşıyıcı frekansa. Mesela 2.4 GHz Wi-Fi için. Cosinus'te çarpıyorum. Amplify edip antene basıyorum. Alıcıya geliyor. Bunu tekrar baseband'e çekiyorum. Baseband.
sample alıyorum. Sample'lar alıyorum. Şimdi cyclic prefix'i atıyorum. Örneklediğim şeyler zaman alanında. Bunların FFT'sini alıyorum bu sefer. Frekans alanına çeviriyorum. Bu nedir? X0, E0. X1, E1. Xn-1, En-1. Daha sonra bunları bölüyorum. Bunları bildiğim için bölüyorum. Tabii artı gürültü var. Bu gürültüler de birbirinden bağımsız Gauss rastgele sayıları. Neyse normal QAM'imi yapıyorum. Yani QAM'de modülasyonumu yapıyorum. Tekrar seriye çeviriyorum ve alıyorum. Veri. Bu şekilde bir şey. Tamam mı? Tamam. Evet. OFDM matris gösterimi. Şimdi buna bir bakalım. Yani nedir bu? Y n-1 eşittir. E0 n-1 artı h1 n-1 artı nokta 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 h mü x n-1 eksi 1. Yani bu bir convolution değil mi? Convolution. Y n-2 de h0 x n-2 artı h1 x n-3 artı h mu x n-2 mu eksi 2. Convolution'lar bunlar değil mi? Burada bir problem görünmüyor. Evet. Bunu bu şekilde bir matris olarak yazdım. Böyle gösterebilirim. Y eşittir Hx. Yani bu convolution matrix bu. Hani MATLAB'daki conv, MATLAB'da conv şeyini kullanabilirim. Ama onun yerine MATLAB matrislerle daha hızlı olabiliyor. Bu convolutional matrisi önceden hazırladıysam matrise çarparak da bu işi yapabilirim yani. Evet. Hocam bu söylediğinizi süreden kazanmak için mi yapıyoruz? Süreden kazanmak için bir de burada birazdan bir şeyler göstereceğim. Hani onları anlamak için de faydalı olabilir yani. Tamam. Yani burada analiz amaçlı aslında daha çok. Bunun analizini yapmak amaçlı. Yani. Ben MATLAB örneği için demiştim. Nasıl? Yani siz demiştiniz MATLAB'da convolution fonksiyonu yerine bunu kullanabiliriz diye. Ya mesela LTE simülatörlerinde falan daha profesyonel işlerde baktığınız zaman convolution matrix kullanıyor. Yani matrisle çarpıyor. O biraz da hızlı olması amaçlı olabilir. Bu şekilde şak diye çarptığınız zaman Y'yi buluyorsunuz yani. Tabii bir de aslında Y pardon Y eksi 1 Y eksi 2 falan var. Y eksi mü var. Onları atmışız burada artık yani. Y büyük şeklinde discard diyelim. Tamam. Alternatif bir gösterim yapacağım burada. İkincisi alternatif bir gösterim. Bu kare bir matris. Şimdi göstereceğim şey. Kare bir matris.
Yani bakıyorum nasıl yapmışım. Şöyle circle olarak shift etmişim. Buraya kadar gelmiş. Sonra burada HMU, burada HMU eksi 1, HMU eksi 2 diye gitmiş. Sonra bu giderek buraya kaymış. E0. Tamam mı? Bu kare matris. Bunun da sonucu aynı şeyi veriyor. Bu H tilde denmiş buna. Buna H denmiş. Buna H tilde denmiş. H tilde kare bir matris oldu yani. Evet. Yani bu çevrimsel bir evrişim matrisi. Ve bu normal bir matris, senin normal matris. Yani Hermitian ile kendisini çarpmak, kendisiyle Hermitian'ı çarpmak aynı sonucu veriyor. Hermitian ne demek? Transpozunu al, sonra eşleniğini al matrisin, değil mi? Hermitian bu demek. Bunlar çünkü karmaşık sayılar olacak normalde. Bunun Hermitian ne demek? Transpozunu al. Bakayım. Evet. Sonra bunun eşleniğini al. Tamam. Bu Hermitian olur. H Hermitian çarpı H eşittir. H çarpı H Hermitian. Tamam mı? Bu matrisin eigenvalue decomposition yapabilirsiniz. Şöyle. Ortadaki lambdalar diagonal matris. O diagonalde eigenvalue'ları var bunun. Ve bu M, bu da M, hani bu singular value decomposition, SVD, MATLAB'da görebilirsiniz. Bu böyle matrisle böyle gösterilebiliyor ve bu matrisin, bu çevrimsel evrişim matrisinin normal bir matris olduğu ve eigenvalue decomposition ile M lambda M Hermitian olarak yazılabildiğini görmüş olduk. DFT işlemi de, bakın burada WN diye temel bir yapı taşı var. E üzeri eksi C 2 pi bölü N. Buralar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E üzeri eksi C 2 pi bölü N. E üzeri eksi C 2 pi 2 bölü N. 3 bölü N, 4 bölü N. N eksi 1 bölü N. Burada N eksi 1, 2 çarpı N eksi 1, N eksi 1 kare şeklinde giden bir matris bu, tamam mı? Yani ben X'i sembollerini bu matrisle çarparsam DFT'sini bulmuş oluyorum. Yani DFT işlemi de matris olarak yazılabiliyor aslında. Bu matrisin de ilginç bir özelliği var. Tersi Hermitian'ına eşit. Yani Q çarpı Q Hermitian eşittir Q Hermitian çarpı Q eşittir identity matris. Tamam mı? Kendiniz deneyebilirsiniz yani. Bunu Hermitian, yani transpozun eşleniğini bulun Q'nun, çarpın Q ile identity matris. Evet, çıkacaktır. Evet. DFT bu olduğunu gördük. WN buydu. Özellik işte Hermitian'ı tersine eşit. Inverse DFT X eşittir Q eksi 1 çarpı büyük X. Inverse DFT oluyor, değil mi? Bu da bu özellikten dolayı Q Hermitian çarpı büyük X'e eşit olduğunu biliyoruz zaten. O bu yerde dursun. Eigenvalue decomposition yapmıştık. M, lambda, M şey. Şimdi M'nin sütunları M'i eşittir. M'nin i'inci sütunu. Bunlar öz vektör. Eigenvektör yani. Sonuç olarak da bir eigenvalue'yu o karşılık gelen vektörle çarptığınız zaman bu matrisi vektörle çarpmaya eşit oluyor. O eigenvalue'nun tanımı. Bir de Q matrisinin, DFT matrisinin sütunları da H'nin öz vektörleridir. Hatta bunu şey yapmış. 12.9'da
Soru olarak sormuş. Evet. Tamam. Şimdi bunu şöyle bir pardon. Geçen. Tamam. Şimdi bir sorumuz neydi? DFT maddesinin sütunları H'nin eigen vektörleridir. Nedir? Şimdi yorumun ilk satırı. Birlerden oluşuyor değil mi? Yani bunu şey diyelim U1 virgül 2 nokta değil mi? MATLAB diliyle konuşursak. H U 1 transpozla çarparsam yani H ile 1 1 1 1 vektörünün transpozunu çarparsam bu ne yapar? Evet. Neydi H? Evet. Hani 1 1 1 1 ile çarparsam ne olur? Şunları toplamış olurum değil mi? Evet. Geri dönüyorum. O zaman nedir? Eşittir. H ilerin toplamı çarpı 1, 1, 1, 1 vektör. Yani Q'nun ilk satırı H'nin öz vektörü ve buna karşılık gelen özdeğer bu H'lerin toplamı. Tamam. Q 2 virgül 2 nokta nedir? 1 WN WN kare nokta nokta WN üzeri N eksi 1. Demek ki onun ikinci satırı. Bunu çarptığım zaman evet. Burada şöyle yazabiliyorum. O zaman bu sefer lambda eşittir burada
bu oluyor ve yine ikinci satırda öz vektör oluyor. K'ncı şeyde böyle yazabiliriz. Yani ve sonuç olarak şöyle gelirsek Q maddesinin sütunları H'nin öz vektörleri. M maddesinin sütunları da H'nin öz vektörleri. Demek ki böyle yazabilirim diyor. Q üniteri bir matris. Üniteri matris ne demek? Kendisiyle transpoz, hani Hermitian'ı çarparsan identity. Yani Hermitian'ı kendisinin tersi oluyor yani. Evet. Şuradan devam edeyim. Şuradan. Büyük Y, küçük Y'nin DFT'si. Y nedir? X'i kanaldan geçir. Yani H tilde X artı gürültü, değil mi? Küçük X'i büyük X cinsinden yazalım. H tilde Q Hermitian büyük X. Şuraya döneyim. Şuraya. H'yi singular value decomposition olarak yazayım. M lambda M Hermitian Q Hermitian büyük X artı V Q M lambda M Hermitian Q Hermitian Q V Q yerine M Hermitian yazabilirim. Az önceki çıkarımdan dolayı. Ve bunlar üniteri olduğu için M bunlar gider. Böyle lambda x artı q ve şeklinde yazabilirim. Q üniteri olduğu için bunu v ile çarptığı herhangi bir gürültü vektörüyle çarptığın zaman gürültünün enerjisi değişmeyecek yani. V ile aynı. Yani bir OFDM simülasyonunu yapmanın kolay yolunu gösteriyor aslında bize. Yani böyle MATLAB'ın FFT'lerini falan kullanmadan, FFT, convolution falan kullanmadan. Yani bir convolution matrix oluşturacaksınız H tilde. Onun eigenvalue'larını bulacaksınız. Lambda. Sadece biliyorsunuz lambda var bakın. Gerisi hiçbir şey yok başka. Tamam mı? Bunlar göndermek istediğim semboller. Bunlar aldığım semboller. Böyle hızlı bir şekilde yapılabilir demek ki. OFDM simülasyon. Sadece kanalın impulse response'ı lazım bize. H0, H1, H mu şeklinde. Oradan kare matris oluşturacağız H tilde. Onun eigenvalue decomposition'ını yaptığınız zaman lambda matrisini lambda matrisi biliyorsunuz diagonal bir matris ve şu bunun diagonal ekseninde bu öz değerler, eigenvalue'lar var. Bunlar zaten normal gürültü, N0 over 2 işte varyanslı gürültüler. Bu şekilde OFDM simülasyonu yapılabilir. Evet. Şimdi OFDM'in zorlukları, challenge'lar. En büyük challenge tepe ortalama güç oranı. Tepe ortalama güç oranı. Bu çünkü çok sayıda carrier'dan oluştuğu için sinyal. Hepsinin toplamı bazen büyük değerler alabilir. Hepsi aynı yönde olduğu zaman mesela hepsi aynı değer olduğu zaman, topladığınız zaman büyük bir değer çıkabilir yani.
Ortalamada ise haydi düşük bir şey olabilir. Sıfıra yakın. Yani mesela tepe ortalama güç oranı. Kare sinyal için bakalım. Kare sinyal. Karesinin beklenen, yani bu 1 olsun. 1-0, 1-0 diye bir sinyal olsun. Karesi bunun, pardon, kare dediğim şöyle bir sinyal olacak. Şöyle. Böyle olacak. Karesinin maksimum değeri 1. Karesinin beklenen değeri de 1. Yani 0 diye bir. Yani sinüs sinyal ise sinüzoidal bir sinyal. Max sinüs kare, pardon, kareyi buraya yazacağız. E bölü sinüs kare t. Sinüs karenin maksimum değeri nedir? Maksimum değeri 1'dir herhalde, değil mi? 1. Bu 1 olabilir. Karesinin ortalaması ise 1 bölü 2'dir. 2 yani 3 dB oluyor. OFDM'in ise tepe ortalama güç oranı çok daha fazladır. Çünkü bu çok daha fazla, mesela 128, 206, 1024 tane şeyin toplamı. Bu şeyler bazen aynı doğrultuya gelebilir. Hepsindeki QAM sembolleri aynı değer olabilir. Mesela hepsi 1 olabilir bir an. Toplarsanız N olur. Bunun bize zararı neydi? Geçen de hafta görmüştük aslında. Tekrar etmiş oluyoruz. Güç yükselteçleri doğrusal olmayan karakteristiğe sahip. Yani input-output ilişkisinde input çok arttığı zaman output aynı oranda artmıyor belli bir noktada. Satürasyona uğramaya başlıyor. Satürasyon bölgesine giriyor yani. Dolayısıyla benim OFDM sinyalim ortalamada buralarda bir yerde olabilir ama bazen de çok yüksek değerler olabilir, anlık değerler. Dolayısıyla onu yükselttiğim zaman bazen o kadar yükseltemem yani. Burada doğrusal ama burada o kadar yükseltemiyorum şu bölgede. Dolayısıyla distortion oluyor. Yani bozulma oluyor. Yani anlık güç ortalama güçten çok daha yüksek olabilir. Ve güç yükselteçleri satüre olur, sinyal bozulur. Dinamik aralık artar. Yani sinyal çoğu zaman böyle ama bazen çok da büyüyebilir yani. Ve bunu ben kuantize etmek istediğim zaman aralık miktarım, aralık sayım sabitse mesela şu bölgedeki detayları kaybederim quantization'da. Yani dinamik aralığın çok yüksek olması analog dijital converter için kötü bir şey. Yapılabilecek şey bunu şöyle bir back off yapmak. Yani input sinyali doğrusal bölgeye çekmek. O zaman bozulma olmaz ama o zaman da amplifier'ı, yükselteci verimli olduğu bölgede çalıştırmamış oluruz yani. Öyle bir sıkıntı. Yani tamamını kullanmamış oluruz yükselteç kapasitemiz. Burada çok basit şeyi göstermiş. Hepsi bir olsa N oluyor yani kabaca. Tamam mı? Hani taşıyıcı arttıkça taşıyıcı sayısı peak to average power ratio artıyor. Böyle bir sıkıntı var. Benim kanalımın coherence bandwidth'i sabitse o zaman alt taşıyıcı bant genişliğinde sabit. Daha çok bant genişliği kullanmak istersem alt taşıyıcı sayımı yani N'yi artırmam gerek. N'yi artırdıkça da PATR daha çok artıyor. Çözüm olarak clipping deniyor. Clipping şunları kesmek yani şuraları.
alttan üstten sınırlamak yani. Değil mi? Bu da aslında sinyali bozmuş oluyoruz yani burada. Bazı semboller, araya bazı semboller serpiştirerek peakleri cancel etmek. Yani bakıyoruz mesela bunlar hep 1, 1, 1, 1. Burada biraz da eksi 1 kullanıyorum aralarda. Topladığın zaman nötrlüyor onları. Bazen, bunu bazen yapıyorum. Ama bu sonuçta bilgi içermeyen, bilgi için harcamadığım bazı sembolleri harcamış oluyorum. Yani bilgiyi göndermek dışında. Böyle teknikler var. Yani bunun üzerinde de bir literatür var. Ama bu dezavantajına rağmen OFDM çok tercih ediliyor günümüzde. En büyük sebebi alıcı yapısını basitleştirmesi. En büyük sebep bu. İkinci sebep, şuradaki optimizasyonda gördüğümüz gibi hani her alt kanalı ayrı ayrı onun power'ını ve orada gönderilen QAM sembolünü optimize edebilirim yani. Hani güçlü kanallarda yani mesela şöyle güçlü bir kanalda çok güç harcamama gerek yok. Biraz daha az güç harcayarak aynı yüksek bir 64 QAM gönderebilirim. Artan gücümü şuralara aktarabilirim. Buralarda da 4-16 QAM gönderebilmiş olurum. Yani böyle optimize etme şansım. Her staff carrier'ı farklı kullanıcıya verme şansım var. Yani orada bir multiple access yöntemi olarak kullanabilirim. Evet, 17 geçiyor. Bakayım, çok az kalmış. Bir ara verelim. Son dersimizi yapalım. Şimdi bir buçukta tekrar görüşürüz. Devam edelim. Bakalım. Şimdi diğer bir zorluk frekans hataları olabilir. Çünkü şey çok önemli değil mi? Yani bu doğru zamanlarda örnek almak veya doğru hani OFDM şeyine bakalım. Şurada bir frekans hatası yapabiliriz. Doppler nedeniyle frekans kayması olabilir gelen sinyalde ve bununla çarptığım zaman bir kayma olduğu için sinyaller bozulabilir. Değil mi? Bu tip zorluklar. Çünkü burada pek çok alt taşıyıcı var böyle sayı arttıkça. Değil mi? Aynı frekans için, aynı band genişliği için, yani toplam band sabit olsun. N arttıkça BN azalır ve frekans hataları, örneğin 5 GHz bandında bir Wi-Fi olsun, parts per million, 1 ppm'lik bir hata, 500 Hz'lik bir kaymaya sebep olabilir ve bu da ciddi anlamda sinyali bozabilir. Evet. Bir taşıyıcı bu olsun. E üzeri C2P IT bölü TN. M inci taşıyıcı bu olsun. Orada da bir hata olsun şöyle. Bunları çarptığım zaman bunlar artık dik olmayacaktır. Burada bir delta kayma olduğu için. TN çarpı 1 eksi E üzeri eksi J2P delta artı M bölü J2P delta artı M. Evet. Delta sıfır olursa, delta sıfır olduğu zaman E üzeri J2P M, yani M bir tam sayı biliyorsunuz. O zaman o 1 olacaktır. 1 eksi 1 sıfır olacaktır. Yani delta eşittir sıfır demek. IM eşittir sıfır demek. O zaman problem yok. Değil mi? O zaman problem yok. Ama M delta sıfırdan farklı olduğu zaman
İkinci subcarrier'a, diğer bütün subcarrier'lardan gelen girişimi topladığınız zaman yaklaşık olarak C0 diye bir sayı çarpı TN delta kare oluyor. Yani sonuç olarak TN artması demek, BN küçülmesi demek. Yani geniş bir bandı daha da dar küçük bantlara, daha da küçük bantlara böldükçe potansiyel olarak taşıyıcılar arası, yani intercarrier interference dediğim şey, taşıyıcılar arası girişim, ki bunun sebebi frekans hataları, bunlar artacaktır. Delta frekans hatası arttıkça girişim bunun karesiyle artacaktır. ICI bunun karesiyle artar. Zamanlama hatası ise o kadar önemli değil. Çünkü biliyorsunuz OFDM'de dar bantları böldüğümüz için sembol süresi artıyor bayağı. Dolayısıyla zamanlama hatası eskisi kadar önemli olmuyor. Burada önemli olan artık frekans hataları. Yine bu PAPR ve frekans offsetlerine rağmen OFDM tercih ediliyor. Şimdi başka neler yapabiliriz? Evet. Böyle. Bunlara bakmıştık geçen hafta. OFDM, Wi-Fi, OFDM, ADSL, Digital Audio Broadcast, LTE. Bunları incelemiştik. Şimdi 12.15'e bir bakalım. 12.15'te diyor ki 802.11a'da, yani Wi-Fi'da pilotlar pilot yerine, yani pilot semboller yerine ne yapabiliriz? Mesela blind estimation kullanılarak pilotlar yerine yerine de data gönderilebilir. Pilotlar yerine, biliyorsunuz pilot semboller neydi? İki tarafında bildiği bir takım semboller. Wi-Fi'da 64 FFT, bunun 12 tane boş bırakılıyor. 6 sağda, 5 solda, bir tane ortada olmak üzere 12 tane boş, 4 pilot sembol, 48 data. Değil mi? Wi-Fi, klasik Wi-Fi, yani 802.11a 20 MHz'lik band genişliği, 64 subcarrier. Böyle. Böyleydi. Bu durumda max ve minimum rate ne olur? Şeye bakalım. Maksimum 0.75 kod oranı 6 bit, 48 yerine 52 olacak değil mi artık? 6 kere 0.75 4.5, bunları çarpayım. 52 çarpı
0.75 çarpı 6 bölü 0.000004. MBps. Burada 52 kullanırsam 52 çarpı 0.5 çarpı 1, bu da 6.5 MBps olur. Evet. Bu soru bu şekilde. Ama başka bir soru 12-16. (gülüyor) 48, yani yine Wi-Fi. 48'in yarısı BPSK 1/2 kod rate. Yarısı 64 QAM 3/4 kod rate. Yani bu durumda 24 çarpı 0.5 çarpı 1 artı 24 çarpı 0.75 çarpı 6 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 oluyor. Evet, 24 4'e böl 18, 18 kere 6 108 çarpı 30 Mbps oldu. Bunda 30 Mbps. Yani yarısı neden BPSK, yarısı neden 64 QAM? Yani mesela yarısı çok kötü. O bantlar kötüdür. Öteki bantlar iyidir. O zaman adaptive modulation yapma şansınız olur. Yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Bakayım başka çözebileceğim bir şey. Şu anda göremedim. Tamam. Evet, OFTM bu şekilde. Kanal kodlaması. Evet. Şimdi burada neler göreceğimizi kısaca bir bahsedeyim. Hani gelecek haftaya şey olsun. Kodlamanın amacı aslında temelde sinyallerin birbirine uzaklığını artırmak. Tamam mı? Yani QAM'de, PSK'de, yani modülasyonda sinyallerin uzaklığı önemliydi değil mi? O bit hata oranını belirleyen şeydi. Burada sinyallerin uzaklığını artırmanın başka bir yolunu daha kullanıyoruz. Başka bir yol daha var, yani ek bir şey daha yapıyoruz. Daha fazla bit gönderiyoruz. Yani mesela 4 bit, her 4 bit yerine 7 bit gönderiyoruz. Ve bunların bit olarak birbirinden uzaklığı artmış oluyor. Farklı kod kelimelerinin. Dolayısıyla bir bit hatası yapıldığı zaman bile hatasız çözme imkanı oluyor. Doğrusal blok kodlar en temel kodlar. Yani K bitlik veri N bitlik kod ile kodlanır. Yani benim mesela 1100 şeklinde bir bit dizim var. Bunun yanına 3 bit daha ekliyorum. 7 bit oluyor, tamam mı? 4'e 7'lik bir kod.
Mesela burada 5'e 2'lik bir kod var. 5'e 2'lik bir kod var. Mesela 0 0 için 5 tane 0 gönderiyorum. 1 0 için 1 0 1 0 0 gönderiyorum. 0 1 yerine 0 1 1 1 1 gönderiyorum. 1 1 yerine 1 1 0 1 1 gönderiyorum. Tamam mı? Bu ne işe yarıyor? Herhangi bir kod kelimesinin birbirine uzaklığını hesaplayabilir misiniz burada? Bit sayısı cinsinden. Mesela birinci ve ikinci kod kelimesinin uzaklığı kaç bittir? Birisi söyleyebilir mi? 2 bit. 2 bit değil mi? 1 ile 4, 1 ile 3, 4 bit. 1 ile 4, 4 bit. 2 ile 3, bakayım 1, 2, 4 bit yine. 2 ile 4, 2, evet o da 4 bit. Yani bu uzaklıklar artık 1 değil, 2 oldu. 2 oldu. Yani ben mesela burada 1 bit hata yapsam bile, mesela 5 tane 0'ı gönderdim, tamam mı? 0, 0 bilgisini göndereceğim. 5 tane 0 gönderiyorum. Bir tane hata bile olsa ne oluyor bu durumda? Mesela sonuncu bit hatalı olsun. 0, 0, 0, 0, 1 alsın karşı taraf. Bu hiçbir kod kelimesine benzemiyor değil mi artık? O zaman hangi çıkarımı yapabilir karşı taraf? Ha, burada bir hata var. Çıkarımını yapabilir. Oysa ki kodlama yapmasaydım, yani 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Mesela 0, 0 gönderdim. Bir tane hata oldu. 0, 1 gitti. Hop burada yasal bir kod kelimesine karşılık geliyor yani. O zaman 0, 1 aldım der. Hata yaptığını anlamaz yani. Oysa ki burada bir hata olduğu zaman, bu 1 gittiği zaman burada hata var diyebilirsiniz. Tamam mı? Bu çok önemli. Hatta daha güzel kodlar kullanarak hatayı düzeltmek bile mümkün olabilir. Tabii ki hatayı düzeltebilmek için kod kelimenin arasındaki mesafe daha da büyük olmalı. Bu mesafe kavramından bahsedeceğiz. Doğrusal blok kodlar aslında kod mesaj kelimesini, 2 bitlik mesaj kelimesini 5 çarpı 2 bitlik bir matrisle çarpmaya işler. Yani bunları bir matrisle çarpma işlemiyle kodlayabilirsiniz. Yani bir matris işlemiyle kodlanabilir. Alıcıda da başka bir matris işlemiyle sendromlar elde edilip o sendromlardan hata olup olmadığı anlaşılabilir. Eğer çok hata yoksa, az hata yani düzeltebilecek kadar hata varsa düzeltebilirsiniz. Burada yine matrisler karşımıza çıkıyor. Doğrusal blok kodlar, bunların performansları. En basit kod mesela repetition coding. Yani sıfır yerine n tane sıfır. Yani bir şey n defa tekrarlamayı düşün. Anlaşılsın diye değil mi? Bir göndereceğinize n defa bir gönderiyorsunuz. Bu da çok basit bir kodlama aslında. Doğrusal blok kodlara devam ediyoruz. Düzeltmeler, hatayı sezmek var, bir de hata düzeltebilmek var. Hatayı düzeltmek için daha güçlü kodlar lazım. Hatayı sezdiğiniz zaman sezmiş oluyorsunuz, karşı tarafa bildiriyorsunuz, tekrar gönderiyor. Ama hatayı düzeltebilirseniz eğer karşı tarafın tekrar göndermesine gerek kalmaz. O zaman gecikme kanalı meşgul etmemiş olursunuz. Bazen mesela sizin karşı tarafa yanlış gönderdin, yanlış aldım, tekrar gönder demeniz ve onun tekrar göndermesi çok uzun zaman alabilir. Hangi haberleşme sistemlerinde mesela uzun zaman alır bu? Söyleyin. Ne tür haberleşme? Yani hangi faktör bu gecikmede en çok etki eder? Veri büyüklüğü olabilir mi? Efendim? Veri büyüklüğü. O kadar değil. Başka çok daha önemli bir faktör daha var. Işık hızından düşünün. Atmosfer yoğunluğu? Yok, yoğunluk değil. Mesafe. Evet. Yani uydu haberleşmesi, değil mi? Geostationary bir uydu düşün, TürkSat. Buradan 125 milisaniyede geliyor bir sinyal.
geliyor, hata yaptın diyorsunuz, geri gönderiyorsunuz bir 125 milisaniyede, sonra size gönderiyor tekrar bir 125 milisaniyede. Şey düşünürseniz bir voiceover IP haberleşmesinde hani 100 milisaniye istenir şey olarak, değil mi? Hani 100 milisaniye geçmesin gecikme denir. Böyle bir senaryoda bu kabul edilemez olur. O zaman ne yapmanız lazım? Uzay haberleşmesinde güçlü kodlar kullanacaksınız. Gönderebiliyorsa gönderecek hatasız bir şekilde yani. Bir defa da hatasız gönderecek. Yani o kadar güçlü kodlar kullanmanız lazım. Hele ki işte 70'li yıllarda Voyager fırlatıldı. İşte şu an Güneş sisteminin dışına çıktı. Hala bilgi gönderiyor. İşte Mars'a giden Viking falan, bu Deep Space şeyleri, programları. Değil mi? Bunların çok, yani NASA'nın mesela çok güçlü kodlar kullanması lazım ki bir kere de doğru göndersin. Çevrimsel kodlar var. Çevrimsel kodlar var. Performansları doğrusal blok kodlara göre daha iyi. Viterbi algoritması gerekiyor bunu çözmek için. LDPC kodlar var. 1960 senesinde Gallagher'ın doktora tezi olarak bulduğu kodlar. Doğrusal blok koddur bunlar da, ama bunların matrisleri çok büyük. Uzun kodlar yani. Uzun kodlar ama matris sparse, yani seyrek bir matris. İteratif yöntemlerle kod çözümü yapılıyor. Bayağı iyi performansı var. Ama o dönem, çıktığı dönemde işlem gücü yüksek olmadığı için uzun yıllar unutulmuş bunlar. Geliştirilmemiş. 90'lı yıllarda tekrar bunlara geri dönülmüş ve bunlarla Shannon kapasitesine çok yaklaşma şansı çok yaklaşılmış. 5G'de LDPC kodları kullanılıyor mesela şu anda. Şeyi çok iyi yani, hata düzeltme performansı çok iyi. Tabii ki işlem gücü gerektiriyor bunları çözebilmek için. Bunlardan bahsedeceğiz. Diğer pek çok kodlama yöntemi var. Yani bu başlı başına bir ders konusu. Yani bir semestr bile yetmez. Ama görebildiğimiz kadar göreceğiz. Bugünlük bu kadar diyelim. Yani OFDM'i tekrar yapmış oldum. Zaten sınav var. Hani hızlı gitmeye gerek yok. Sınavdan sonra kodlamaya bakarız. Zaman yeterse de biraz kablosuz haberleşme görebiliriz belki. Sorusu olan var mı? Evet. Sorusu olan? Hocam sınavda zor sormayacaksınız değil mi? Sınavda zor, yani zor sormak, yani ben kötü yapmanızı kesinlikle istemem. Zor da sormam ama tabii zor, kolay, göreceli kavramlar. Yani şimdi kime göre zor, kime göre kolay. Tamam hocam. Ama ben yardımcı olmaya çalışacağım ama iyi çalışın yani. Hani basit şeyleri yapın en azından. İyi notlar alın. Tamam hocam. Öyle yani. Tamam hocam, teşekkürler. Tamamdır. Peki o zaman görüşmek üzere. Evet. Haftaya salı mıydı? Evet. Salı akşam değil mi? Tamam. Peki haftaya salı akşam görüşmek üzere diyelim.